Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla. Herkese merhaba. Bir Kitabın Ortasından programıyla daha sizler birlikteyiz. Bu akşamki konuğum sosyolog, yazar, hukukçu, ziraatçı, mali müşavir, birçok ünvanı olan Sayın Kamil Özkan. Kamil abi hoş geldin. Hoş bulduk benim canım kardeşim. Benim için önemli ünvan Kamil abi ünvanı. Evet, evet. Benim için de öyle Engin kardeşim. Senin nasılsın de benim abi? Sağlık, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Nasıl gidiyor? Yakalandın mı hastalığa? Pandemi dönemi nasıl geçti? Çok şükür yok. Hastalığa yakalanmadık ama etrafımızdan, sevdiğimiz can ciğer dostlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Hem de böyle çok kısa sürede yakalanıp kaybettiklerimiz oldu. Onların üzüntüsüyle yaşıyoruz ama bizim aileme, bana herhangi bir şekilde yaklaşmadı. İnşallah da yaklaşmaz. İnşallah kimseye yaklaşmaz. Abi bir özgeçmişle başlayalım bizim programda adetten. Öncelikle evet. Kimdir Kamil Özkan? Nasıl bir aile yetişmiştir? Öncelikle neler yapmıştır bugüne kadar? TV64 ailesine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizleri izleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Ramazan ayı bereketiyle geliyor. Dayanışma duygularının yükselmesiyle geliyor. Öyle bir ayı yaşıyoruz. Bu vesileyle dünyaya, insanlığa barış ve kardeşlik getirmesi temennisiyle bizleri izleyenlerin de Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ben 06-12-1959 Adapazarı Şeker Mahallesi doğumluyum. Bu yaşa geldim, hala Şeker Mahallesi'nde oturuyorum. Kısa süreli iki çıkışımız oldu. İzmir'de bir fakülte dönemi ve iş hayatı bir 5 yıl. 1 yılda Diyarbakır'da yedek subaylık. 6 yılın dışında ömrümün tamamını, tabii kısa süreli gidiş gelişler başka illere veya ülkelere olmakla birlikte Şeker Mahallesi'nde geçirdim. 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Rahmetli babam evlendiği yıllarda, işte 1958 yılında evlendi. Evlendiği yıllarda şeker fabrikası kantininde çalışıyordu. 1965'e kadar orada çalıştı. Ondan sonra 65'te şeker fabrikasından ayrılınca o zaman ilimizde yabancı sermaye olarak kurulan Uniroyal lastik fabrikasına girdi. Onun en zor bölümü, bamburi dedikleri bölümünde çalışmaya başladı. Ve çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra da lastik iş sendikamızın Sakarya Şube Sekreterliğine seçildi ve sendikacılık hayatına atıldı. Tabii lastik iş sendikasının geçmişinde Sakaryalı büyük sendikacılar var. Allah rahmet eylesin. Rıza Kuaz, Niyazi Kuaz, Kenan Akman gibi çok değerli, ilimizde doğmuş, büyümüş, daha sonra İstanbul'da, Kocaeli'de, lastik iş kolunda, petrol kimya iş kolunda çalışmış bu insanlarımızın etkin oldukları bir sendika olduğu için ayrıca keyif alarak babam orada mücadele etmeye başlamış, sendikal mücadelesine başlamış. 1971 15-16 Haziran olaylarında çok etkin bir sendikacı olarak diskin içerisinde, işçi sınıfı mücadelesinin içerisinde yer almış. Fakat 1972'de fakat diyorum, yanlış bir kelime kullandım. 1972'de bizim Uniroyal lastik fabrikasında çok büyük, ciddi bir grev kararı alındı ve uygulamaya kondu. Bunda babam çok aktif bir rol oynadı. O günün valisi, Vali Mustafa Uygur'un Şeker Mahallesi'ndeki evimize gelip, Osman Bey bu grevi kaldıralım, bu grev işçimize zarar vermeyecek şekilde bizim tarafımızdan sonuçlandırılacak, işverenle görüştük, bunu halledelim diye ricaya geldiğini, evimize kadar geldiğini hiç unutmam. Özel anılarımın içerisindedir. Böyle bir babanın içerisinde yara yapmış bir husus var.
bu hususta okuyamamış olması. Van Eğitim Enstitüsü'ne Trabzon'dan yola çıkmış kamyon tepelerinde, para yok, pul yok, elinde bir tahta bavulla Van Eğitim Enstitüsü'ne okumaya diye yola çıkmış. Van'a vardıklarında oradaki ortamda işte eldeki gelir vesaire, ortamın yapısı gibi konularda bir türlü adapte olamadığından tekrar aynı şekilde kamyon tepelerinde Trabzon'a, bazen uzun uzun yaya yürüyerek Trabzon'a, köyüne geri dönmüş. Ondan sonra okuyamamış, işte işçi olmuş, anlattığım gibi şeker fabrikasında işçi olmuş, Ünüroyal lastik fabrikasında işçi olmuş. Sonra işçi sınıfının önderi, bir sendikacı haline gelmiş. Bize hep, beş kardeşe hep tavsiyesi, aman evladım okuyun, siz okuyun, hiçbir şey yapmayın, ben sizin okumanız için gerekli olan bütün maddi konuları çözeceğim, aman okuyun. Biz de babamızın bu tavsiyesine uyarak yaş 63 hala okuyorum. Yani kaç diploma oldu? Evet, okuyor. Kaç diploma oldu? 6 tane diploma aldı. Evet, 6 diploma aldık ama 7.'yi de bilmiyorum. Yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 4'e kadar geldik. Fakat bitirmeye pek niyetim yok. Yani artık ihtiyarlığın verdiği bir tembellik de var üzerimizde. Fakat öyle tarihi konuşmalara tanıklık ediyorum ki, tarihi anlatanlar nereden öğrenmiş, nasıl öğrenmiş, nasıl görmüşler bilemiyorum. Örneğin Lozan Anlaşması'nı 100. sene yılında, işte çok gizli maddelerinin olduğu, petrollerimizi o yüzden çıkaramadığımızı iddia eden ve bunlara inanan binlerce insanı gördükçe tarih okuma hırsım biraz daha artıyor. İnşallah onu da bitireceğiz 7. diploma olarak. Kenarda bulunsun diyoruz. Kimseye faydası var mı? Yok. Bu yaştan sonra kime faydası olabilir? Ancak bize yani, bir tarih bölümü de okuduk ama tarihi gerçekler bunlardır diyebilecek böyle sohbetlerde sözümüz olsun, bilime dayalı, gerçeğe dayalı bir lafımız olsun diye onu da bitirmiş olacağız. İlk orta liseyi nerede okudun abi? İlk okulum Şeker Mahallesi'nde İstiklal Okulu. Benim çok şanssız bir insanım. Bütün okuduğum okulların isimleri değişti. Şeker Mahallesi İstiklal İlkokulu'nda okuduk. İstiklal İlkokulu'nun adı daha sonra 1974 Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan Şehit Abdullah Ömür adında bir şehidimizin ismini aldı. Adı öyle anılıyor. Ortaokulu ve liseyi Adapazarı Lisesi orta kısmı ve lisesinde okudum. Adapazarı Lisesi, Anadolu Lisesi, Adapazarı Atatürk Lisesi. Atatürk Lisesi, evet. Yani onun adı gerçekten Adapazarı Lisesi. Gerçek adı Adapazarı Lisesi. O zamanlar orta kısmı da vardı. Orta kısmı da vardı. Şu andaki Nuri Bayar'ın olduğu bina Adapazarı Lisesi'nin tapusunun içerisindedir. Orası lise sınıflarında da okuduk orada. Mesela lise 2. sınıfı o ek binada, Nuri Bayar'ın olduğu binada okudum. Ortaokul ve liseyi o iki binada bitirdik. Hep söylüyorum onu. Şimdi aile birliği başkanlığı da yapıyoruz orada. 1972 senesinde babam bana çok şeyler bahşetti. Bir tanesi siyasetle tanışmamın yılıdır o yıl, 1972. İkincisi de Adapazarı Lisesi ile tanışmamdır. Aldı beni Eylül ayında, okul açılacak, getirdi. Okulun bahçesine bıraktı. 6 sene sonra, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise, 6 sene sonra oradan mezun olduk. Ama 1972'den beri o bahçeden ayrılamıyorum. Babam beni oraya bağladı. İşte çocuklarım okudu, aile birliği, başkanlığı, üyeliği vesaire gibi birçok görevler de yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü müdürümüzle de çok uyumlu, yönetimle çok uyumlu bir çalışmamız oluyor. Ama adı değişti maalesef. İşte Ege Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. İzmir'e gittik. Ondan sonra ihtilal oldu. 1982'de 2547 sayılı YÖK kanununu çıkardı Kenan Evren. İhsan Doğramacı'yı YÖK başkanı yaptı.
Ege Üniversitesi ikiye bölündü. Birinin adı oldu 9 Eylül Üniversitesi, birinin adı oldu işte Ege Üniversitesi olarak kaldı. Biz 9 Eylül Üniversitesi'ne geçen tarafta olduk. Gene üniversitemizin ismi değişti. Okulumuzun adı İşletme Fakültesi'ydi. Oldu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü gibi. Sakarya Üniversitesi'nde de, şimdi Sakarya Üniversitesi'nde mezun olduğum gıda ve ziraat bölümleri SUBÜ'ye geçti. Onun da ismi. Yani birçok şeyi değiştirdik. Bir tek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuduğum ve bitirdiğim sosyoloji bölümünü, onun değişmedi, o duruyor. O beni avunduruyor yani, evet. Peki abi, iş hayatına nasıl atıldın? Ne zaman başladın ilk iş hayatına, ticarete? Şimdi tabii ticaretten ziyade şöyle söyleyeyim. 1973 seçimlerinden, yerel seçimlerinden sonra Meziyet Hanım Adapazarı'nda belediye başkanı olduğu dönemde rahmetli babam da belediye meclis üyesi oldu. 13. sıradan, listenin 13. sırasından girdi. Belediye meclis üyesi oldu. O belediye meclisinde rahmetli Ünal Ozan, rahmetli Cemal Sakarya, rahmetli Abası Yanık, rahmetli Muhip Saim Emiroğlu, rahmetli Faruk Benli, İhsan Gökalp rahmetli diş doktorumuz. Yani böyle çok büyük parlamento gibi bir Adalet Partisi kanadı da öyleydi. Adalet Partisi kanadında da çok değerli insanlar vardı. Babam belediye meclis üyesi oldu. Biz de ortaokulu bitirdik. Liseye başlayacağız o sene. Bana dedi ki bir gün, Avukat Cemal Sakarya diye bir arkadaş var meclis üyesi, onun yazıhanesine gidip çalışacaksın dedi bana. Peki baba dedim. 1 Ekim 1974 tarihinde rahmetli Cemal abinin yanında işe başladım. 1978'in 11. ayın 1'inde de Cemal abinin iş yeri, inşaat işi dolayısıyla Enver Şükür tarafından sigortalı olarak, yani artık çalışma hayatımızı sigortaya döktük. SSK'lı oldum. 10.939.250 sigorta numarasıyla fiilen 1978'de çalışmaya başladık. İşte değişik işler yaptık vesaire. Üniversite yıllarında kula mensucat, kula halı da çalıştım. Manisa'nın Kula ilçesinde, ilçesinin köylerinde iplik dağıtıyordum kadınlara. Ondan sonra dokudukları halıları topluyorduk. Onların hesaplarını yapıyorduk falan. Baya güzel bir çalışma alanı oldu ama o yıllarda rahmetli babam disk davası nedeniyle cezaevinde idi. Yani askeri şeyde, hatta idamla yargılanan 52 sanığın içerisindeydi babam. Ondan sonra biz tabii babamızın içeride olması, bunun sebebinin de sendikacılık olması nedeniyle o işi böyle çok gözlerim görmüyor. Onların, içeridekilerin devamı niteliğinde sendika kurma çalışmaları, işte tekrar işçi hareketinin içinde bulunma sevdası beni o zaman kurulan bağımsız Laspet gibi sendikasında Ege Bölge temsilciliğinde buldum kendimi. 20'li yaşların ortaları diyelim. Bulduk. Sendikacılığa başladık. İzmir'de işim bittikten sonra, tabii o arada rahmetli babam tahliye oldu, çıktı. İzmir'e beni ziyarete geldi. Dedi ki, oğlum dedi, sen dedi burada çok güzel bir düzen kurmuşsun, bir harika bir düzenin var. Biz bunu Adapazarı'nda sana kuramayız. Ben dedi evi barkı satayım, buraya taşınalım dedi. Asla baba dedim, diplomayı aldığım gün ben dört yola ineceğim, toprağı da öpeceğim. Ben Adapazarı'nı o kadar çok seviyorum ki, değil İzmir bana, yani Paris, o zaman işte en çok konuşulan diyelim, Paris'i verseler ben Adapazarı'mdan vazgeçmem dedim. Sen bilirsin oğlum dedi. Nitekim öyle oldu. Geldik, tabii askerlik o zaman yedek subaylık bir yığılma oluyor. Sıra bekliyoruz. O sırayı beklerken de İstanbul'daki başka sendikalar, iki değişik sendikada da toplu iş sözleşmesi uzmanı olarak belli bir süre çalıştım. Bu da bir buçuk yıl sürdü.
Daha sonra Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay öğrencilik dönemimiz oldu. Kura'yı çektik. Diyarbakır 7. Kolordu Askeri İnzibat Bölüğü'ne çıktı kura'mız. Kendi elimizle çektik torbadan. Ve bir yılda Diyarbakır'da Askeri İnzibat Bölüğü'nde yedek subaylık yaptım. 1 Temmuz'da izin kullanmak üzere tezkere 31 Temmuz'da alacaktım. İzin kullanmak üzere ayrılırken Sakarya Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı. Biz onu hem karşıladık hem ondan vedalaştık. Öyle bir yakınlaşmamız da oldu. Tabii orada çok büyük anılarımız, dostlarımız var Diyarbakır'da. Kolay değil. Sıkı yönetimde bir yıl hem de inzibat bölüğünde poliste sıkı yönetim komutanlığına bağlı olduğu için çok sıkı ilişkiler içerisinde terörün yeni yeni başladığı şehir içinde insanlara eziyet vermeye başladığı bir dönemde bir askerlik geçirdiğim için oranın yerel halkından çok önemli dostluklar kazandık. Evlerinde kalırız hala gittiğimizde filan. Çok iyi bir yaşantımız oldu. Askerlikten sonra döner dönmez babam dedi ki bana, oğlum dedi, İzmir'den dönme dedim, döndün. Şimdi geldin askerden dedi. Ben seni dedi Üniroyal Lastik Fabrikası'nda işe koyacağım. Müdürle konuştum dedi. Baba dedim, ben özgürlüğünü seven bir adamım. Ben şey yapmak istemiyorum. Fabrikada çalışmak istemiyorum. Özel bir büro açacağım kendime. Ne yapacaksın dedi. Dedim, mali müşavirlik yaparım. Peki dedi, sen bilirsin dedi. Uzun Çarşı'da Raşit Abasıyanık, Allah gani gani rahmet eylesin, bürosunun yanında öbür büro muhasebeciler vardı. Onlar çıktılar daha lüks yerlere. Biz de orası boş diye gittik. Dedik ki, Raşit abi, sonradan da düğünümde nikah şahidim oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü Raşit abi. Tamam Kamilcim dedi. Al büro senin dedi. Anahtarı verdi. Oraya açtık büroyu. O da 4 Ekim 1987. Yani Ekim ayının bu iş konusunda biraz bende anıları çok tarih olarak. Başladık. Allah Allah, ne gelen var, ne giden var, ne iş var. İniyorum Uzun Çarşı'da bir volta atıyorum, çıkıyorum. Bulvara bir volta atıyorum. Rahmetli Ünal Ozan'ın dar sokakta yeni açtığı büroya gidiyorum. Hani vakit geçirmek istiyorum. İş yok, hiçbir şey yok. Sonra Ali Kayar, diğer adı Alpay Kayar, onunla tanıştım. Onunla beraber ilk Kayar Sucukları'nı kurduk. Kayar Sucukları'yla hem defterini tutma, işte mali müşavirlik yapıyoruz, hem defterini tutma hem de fiilen hayvancılık sektöründe, et sektöründe, gıda sektöründe bir iş yapmış olduk. İşe başladık. Bayağı uzun sürdü. 2000 yılının Ocak ayının sonuna kadar, 31 Ocak'ta bıraktım. Orayla ilişkimi kestim. Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine geçtim. Ama ondan önce 1989 seçimlerinde belediyeyi kazanınca çok aktif rol oynayanlardanım ben de, yani o takımın içerisinde. Yazıhaneme çekildim ama bir akşam çağırdı Ünal Bey, Allah rahmet eylesin. Ben Şaban Kaludur'a ve rahmetli Cumhur Ateş makamına gittik kahve içmeye. Ondan sonra o yuvarlak bir masası vardı, orada oturduk. Dedi ki, gençler dedi, size söylüyorum dedi, ikinizi de müdür olarak görmek istiyorum dedi. Biriniz... Şaban abi de sana mı? Evet. Cumhur abi de yanımızda. Cumhur abi de il genel meclis üyesi seçilmiş. Hı hı. Dedi, biriniz dedi iktisadi işletmeler müdürü, biriniz basın halkla ilişkiler müdürü olacaksınız dedi. Şaban Kaludra dedi ki, ben düşünmüyorum dedi. Teşekkür ederim bizi düşündüğünüz için. Ben hiçbir şey söylemeden Cumhur Ateş, Allah rahmet etsin, dedi ki, Ünal Bey dedi, Kamil olursa senin arkanda ikinci adam olur dedi. Biliyorsun seçimdeki çalışmalarını, öyle müdürlük falan değil, başkan yardımcısı yaparsan gelsin dedi. Tamam dedi, sosyal işler başkan yardımcısıdır dedi. Bir de belediyeciliğe başladık o yönde. Devam ettik. Epey uzun bir süre işte
et sektöründe, gıda sektöründe çalıştık ama bu arada da içimizde Uhde, babamızın da bize vasiyet gibi şeyi var. O zaman daha ölmemiş babam, vasiyet gibi geliyor bana. İşte oku. İçimizdeki Uhde de Cemal Sakarya'nın da lise 1'de başladık işe, avukatlık yapalım. Bu sefer tuttuk, sınavlara girdik. Hukuk fakültesini kazandık, orayı bitirdik. Şeye girdik, borsaya girdim 1 Şubat 2001'de. Borsaya girdim ama ben ziraati bilmiyorum hiç. Tekrar üniversite sınavına hazırlandık. Ertesi sene girdik. Bahçe ziraati bölümünü kazandım. Onu bitirdim. Sonra aradan epey bir yıllar geçti. Orada emek verdiğimiz 4-5 yıl falan oldu. Ya bir aflatoksin sorunu var. Yani fındıkta aflatoksinli fındıkların ihraç edilmesi mümkün değil. Onlara rapor almamız lazım ihracatta. Oradaki üyelerin büyük ihtiyacı. Alıyoruz numuneyi, Gebze TÜBİTAK'a götürüyoruz. Gebze TÜBİTAK'ta 2 gün, 3 gün bekliyor. İhracat beklemez. Ya ne yapalım, ne edelim? Yönetimle kafa kafaya verdik. Dedik ya burada atıl bir binamız duruyor. Bu binamızı laboratuvara çevirelim. Tamam, bana tam yetki verdiler bana. Laboratuvara çevirmeye çalıştığımız o binayı işte önemli yerlere, bu işi yapanlara danışarak, görüşerek, ederek, yaparak, şu andaki başkan Adem Sarı'nın da önemli katkıları var. Allah rahmet etsin Cahit Kılıç'ın o dönemin başkanı olarak çok büyük katkıları var filan. Ben 1,5 ayda orayı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite edilen laboratuvar haline getirdim. Büyük keyif verdi bize tabii. Deprem sonrası en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şeydi. Hayvan pazarı ve bu hayvan besihaneleriyle ilgili problemdi. Gene borsa döneminde hayvan pazarıyla ilgili şeyi söyleyeceğim. Laboratuvarı yaparken de yani gıda ile bizim bir alakamız yok. Laboratuvarcılık nedir, gıda nedir? Gıda bir daha girdik sınava. Bu sefer gıda bölümünü kazandık. Bir gıda teknikerliği de onun sayesinde bildirmiş olduk. Yani 6 üniversite böylelikle geldi. En sonuncu tarihten önce, şimdi okuduğum, halen devam ettiğim okul daha bitmediği için ona diploma aldım demiyorum ama sosyolojiyi de o kadar çok tecrübe edindim, o kadar çok değişik işlerle uğraştım ki bunları artık yazmamız lazım. Toplumun sosyolojisine uygun bir şekilde gelecek kuşaklara, gençlere bu tecrübelerimi aktarmam lazım. Rahmetli Cemal abi çok genç öldü. Öyle büyük tecrübeleri vardı. Çok iyi bir ceza avukatıydı. Ama o kadar genç öldü, hiç kimseye bir şey aktaramadan gitti bu dünyadan. Yani ben işte aktarma adına bir sosyoloji okuyayım. Onu tamamen kendi gönül rızamla planladım. Bir sosyoloji okuyayım. Toplumun sosyolojisini de, içinde yaşadığımız toplumun sosyolojisini de iyi anlayarak, iyi kavrayarak, bilimsel kurallarını iyi yerine getirerek bir veya birkaç tane çalışmalarım var. Daha kara kalem düzeyinde, daha şeye dökmedik ama böyle bir çalışma yapabilmek için de bir de sosyoloji okuduk arada. Onu da çıkardık Açık Öğretim Fakültesinden. Okuma hayatımız, iş hayatımız genellikle böyle ama daha unuttuğumuz çok şey var. Yani çok yerde bulunduk. Hani şimdi diyorlar ya, bir maaş yetmez, iki maaş yetmez, beş maaş. Gerçekten 6-7 yerde ismimin olduğu ama tek maaş aldığım çalışma dönemlerim olmuştur. Sendikada genel başkanlık yaptım. Gıda İş Sendikası'nda. Gıda İş Sendikası'nda genel başkanlık yaparken aynı zamanda da şeyde, oradan hiç maaş almıyorum. Aynı zamanda da şeyde, kayar sucuklarında işte muhasebecilik, imalatta bizzat çalışma gibi işlerle uğraşıyoruz. Ama bu dönemdeki gibi, yandaşlar gibi 5 yerde çalışıyorum, 5 tane maaş alayım. Yok, öyle bir şey yok. Yani biz bir maaş alıyorduk ki işlerin, işverenlerin birbiriyle ilgisi olmayan yerlerde çalıştığımız halde. Böyle bir terbiye, yani çok önemli insanlarla tanıştık.
Sakarya'da gerçekten gerek sağda siyaset yapan, gerek solda siyaset yapan çok önemli insanlarla tanıştık. Bunda tabii rahmetli babamın da ikili ilişkileri, sosyal diyalogları çok etkin olmuştur. İşte yakın zamanda kaybettiğimiz Özcan Toplan, onun da ilk ismi Osman'dır. Benim babamın adı da Osman. Çok yakın dosttular. Babam öldükten sonra bile biz onu bir baba olarak görürdük. Hatta ölmeden bir hafta önce kardeşim Kemal İsviçre'den geldi. Dedi ki, abi Adapazarı'na gelmişken Özcan amcanın elini öpmeden gitmem ben dedi. Gittik, oturduk, çayını kahvesini içtik, hemen hemen bir hafta sonra da vefat etti. Yani çok değerli dostluklar kurdu. Biz de o dostlukları devam ettirmeye çalıştık. İşte pek çok insanla tanışma fırsatımız oldu. Bizim hedefimde hiç para kazanmak olmadı. Hep insan sermayesi biriktirmek, insanlarla iyi diyalog halinde olmak. Nasıl sonuçta yiyeceğimiz bir tabak çorba, onu da bir şekilde kazanırız, ederiz, yaparız. İşte 3 tane çocuğum var, Allah bağışlasın hepimizinkini. Bir tanesi mali müşavir oldu. Birisi iç mimarlığı bitirmek üzere. En son küçük kızım da gene İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Onlara da tavsiyem bu. Para hırsınız olmasın. Para bir şekilde kazanılır. Gözünü kararttığın zaman namussuzca kazanırsın. Sınırı yok onun. Gözünü karartmasan da bir tas çorba içecek, rızkını çıkaracak bir gelirin illaki olur. Yeter ki gayretli ol, etrafındakileri dinle, tecrübelere önem ver. Tecrübe öyle bir şey ki parayla satın alınacak bir şey değil. Tecrübe ya yaşayacaksın, bir bedel ödeyeceksin, ya da tecrübeyi yaşamış insandan dinleyeceksin, ona inanacaksın, onun çizdiği yoldan gideceksin. Tecrübe kazanmak, insan gönlü kazanmak dünyada en pahalı sermayenin yapacağı bir iş. Bizim de tavsiyemiz çocuklarımıza bu yönde oluyor. Abi siyasi ve ticari hayatın dışında da hayli aktif, sosyal bir insansın. Evet. İşte gazetecilik de yaptın. Trabzonlar Dernek Başkanlığı, Bisiklet Derneği'nde zannediyorsun. Bisiklet, evet. Halen Bal Birliği'nde başkan. Evet, evet. Şu anda 3 tane yük var sırtımda. 3 tanesinde de başkanım. Bir tanesi Sakarya İli ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği. Onun hikayesi ayrı bir programlık hikaye. Bütün bir şey yaparız. Bir tane Kaynarca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurduk. Bizim bu ikinci el inşaatçılar var, enkazcılar. Onları hiç kimse istemiyor oldukları yerde, kovmak istiyorlar şehrin dışında. Kaynarca yolu üzerinde, Kaynarca'da böyle bir yer bulup onlara bir şey yapmak için, mekan diyelim, organize bir bölge yapmak için onlara bir kooperatif kurduk. Onun da başkanıyım. Küçük sanayi siteciler. Artı Atatürk Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanıyım. Şu andaki üstümüzdeki yükler, görevler bunlar. Ama bunları yük olarak değerlendirmiyorum. Severek yapıyorum. Bizden katkı isteyen herkese elimizi uzatmak zorundayız. Bu işte devletin 6 tane okulundan diploma aldık. Devlete senin, onun, bunun, hepimizin verdiği vergilerle işte maaşlandırılan hocalar, kurulan binalar, musluğundan akan sular vesaire vesaire, yani oralara yapan masrafları bu toplum yaptı. Bu toplumun katkılarıyla okuduğumuz bu üniversitelerin hakkını gene topluma her nerede olursa olsun bir görev ifa ederek, bir hizmette bulunarak geri iade etmek arzusundayız. Ama bu tabii mümkün değil. Böyle işler yapıyoruz. Değişik konularda çalışıyoruz. Yani ben de gençlere tavsiyem, bazen beni çağırıyorlar kariyer günlerine. Biz bu okul hayatını anlatıyorum ama onlara sonuçta tavsiyem şu oluyor. Kesinlikle benim gibi yaygın değil, dikey bir eğitim görün. Branşınızı seçin ve o branşta en iyisi olun. Hangi branş olursa olsun orada en iyisi olun. Benim gibi yayıldığınız zaman çok böyle dağınık,
bir şey toparlı yani toparlanması mümkün olmayan bir şeye girdik. Bir girdaba giriyoruz. Gençleri de ürkütür bu. Yani gençlerimizin tabii her şeyden önemlisi bütün gençlerimize vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bunları aşılamamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk sevgisi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları İsmet Paşa, Fevzi Çakmaklar, Refet Beleler, Kazım Karabekirler, Ali Fuat Cebesoylar bunların sevgisi, Çanakkale şehitliğinin sevgisi bütün bunları aşılamamız lazım gençlerimize. Ondan sonra nasılsa bu sevgi aşılandı mı, ha ben bu vatan için, bu millet için bir şey yapmam lazım noktasına geldiğinde insanlar sonuçta bu olayı değerlendirmek suretiyle ama bir branş seçerek tabii ki hobileri olacak, fobileri olduğu gibi hobileri de olacak, hobilerini tatmin ederek bir branşta milletine, memleketine en iyi hizmeti verecek yetkinliğe erişmeleri lazım. Evet. 1972 senesinde başlamışsın abi, siyasette tanışmışsın. Evet. 50 senedir yarım asındır sosyal demokrat çizgide evet. siyasi hayatını sürdürüyorsun. Evet. Bu süre zarfında birçok değerli siyasetçiyle evet. birlikte siyaset yaptınız. Şimdi evet. o isimleri hem anma anlamında evet. hem onlarla geçen anılarını dinleme anlamında evet. tek tek değinmek istiyorum. Evet. Rahmetli Hasan Fehmi Güneş'le başlayalım. Başlayalım. Şimdi şöyle 72'yi anlatmadan geçemeyeceğim dedim ya, ortaokul öğrencisiyiz. İsmet Paşa Ecevit artık sürtüşmesi başladı Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Biz parti falan bilmiyoruz. Daha küçücük çocukuz. Babamız sendikacılığa başladı. Solculuk, sosyal demokratlık bunlar etrafımızda tartışılıyor ama nedir bilmiyoruz ki. Bir gün dedi ki hadi oğlum bu akşam dedi hazırlan Ankara'ya gideceğiz dedi. O zaman tabii arabamız yok, bir şeyimiz yok. Otobüsle bindik, gece otobüsüne indik Ankara eski garına. Ondan sonra beni Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına götürdü. Mayıs ayında, 1972'nin Mayıs ayında. İsmet Paşa'yı işte ne kadar yakından görebildiysek orada canlı olarak gördük. Ecevit'i ilk defa orada gördük. Politikaya girişimiz bu. 72'de bir götürdü bizi oraya. Nasıl Adapazarı Lisesi'nin bahçesine bağladıysa bizi de oraya bir götürdü. O günden beri böyle devam ediyoruz. Yani... Aslında babamın ailesi, dedem, rahmetli dedemi çok severdim. Dedem Adalet Parti'nin delegesi, Şeker Mahallesi'nde delegesi bir insandı. Ama biz farklı bir çizgi babam tutmuş, sendikacılıktan dolayı herhalde. Biz de o çizgiyi devam ettirdik. Şu anda erkek kardeşim Kemal Özkan da Cenevre'de Dünya Sendikalar Federasyonu'nun başında. O da işte çizgiyi devam ettiriyor. Gene sosyal demokrat kafadayız. İşte kız kardeşim öyle gene sosyal demokrat, yani başka yere gitmez. Rahmetli anacığım 3 sene önce öldü. Asla ve asla babama ihanet etmeyecek bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem üyeliğini yaptı, Şeker Mahalle üyeliğini yaptı, hem de çok sadık bir seçmeniydi. Yani bu 1972'den sonra oluşan bir olay. Biz tabii 74'te rahmetli Cemal abinin yanında çalışmaya başladıktan sonra daha aktif siyasetin içinde olduk ama 73 genel seçimlerinde Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Hasan Fehmi Güneş 46-47 yaşında savcılığı bırakmış, Sakarya'ya gelmiş. Çocuk Esirgeme Kurumu ikinci iş anının üstünde bir büro tutmuş. Avukatlığa başlamış. O zamanki Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde işte inkılap tarihi, Atatürk dersleri veren öyle gencecik, pırıl pırıl bir avukat koşturuyor, ediyor. Milletvekili adayı oldu 73 seçimlerinde. Ön seçim yapıldı. Ön seçimde işte rahmetli Hayrettin Uysal birinci sıraya geldi. Rahmetli Hayrettin Uysal bir sene önce yapılan kurultayda Ecevit'in yanında değil, İsmet Paşa'nın yanında tavır aldığı için Ecevit'le biraz araları soğuk ama ön seçimi kazandı burada. Birinci sıraya geldi. İkinci sıraya Barbaros Turgut Boztepe geldi. Üçüncü sıraya da Hasan Fehmi Güneş geldi. Ondan sonra... dördüncü sırada rahmetli Burhan abi vardı. Burhan Aktağ eski milletvekillerimizden ve il başkanlarımızdan. Ondan sonra
Hasan Fehmi Güneş tabii o seçimde biraz evvel söylediğim gibi Hayrettin Uysal Ecevit tarafında olmadığı için Hayrettin Uysal'ın seçilmemesi için üstüne kontenjan geldi. Ankara'dan Türk Harbi Sendikası Genel Başkanı Kenan Bey'i gönderdiler. Kenan Bey birinci sıradan çıktı ama Hayrettin abi de ikinci sıradan gene gitti. Ne oldu? Turgut Bozsepe'nin ikinci milletvekilliği yenmiş oldu. Turgut Bozsepe milletvekili olamadı. Onun yerine Kenan Bey gitmiş oldu Sakarya milletvekili olarak. Fehmi abi tabii milletvekilliği sıralamasında 3'e düştü. Sonra kontenjan yiyip 4'e düşünce seçilemeyince küsüp bırakmadı. Gene devam etti. O zaman meclisimiz iki yapılıydı. Bir ayağı Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir ayağı Cumhuriyet Sanatosu. 75'te Cumhuriyet Sanatosu seçimleri oldu. Cumhuriyet Sanatosu'nu da o güne kadar 61'de kuruldu. 75'e kadar Sakarya'dan hiç senatör çıkaramamış Cumhuriyet Halk Partisi. Gene 3-4 tane çok değerli büyüklerimizden aday çıktı. Ön seçim yapıldı. Demokratik bir ön seçim. Bu demokratik ön seçimde Hasan Fehmi Güneş birinci sıraya geldi ve yapılan Cumhuriyet Sanatosu 1/3 yenileme seçimlerinde Hasan Fehmi Güneş Sakarya senatörü olarak seçildi, gitti, yemin içti, işte görev aldı. Aynı anda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Hayrettin Uysal hem Cumhuriyet Sanatosu Grup Başkan Vekili Hasan Fehmi Güneş Sakarya'nın iki insanı Grup Başkan Vekili olarak seçildi. Sakarya'nın o andaki siyasetteki ağırlığını belirtmek için bunun altını çiziyorum. Yani iki tane milletvekilimiz de Cumhuriyet Sanatosu üyemiz de Grup Başkan Vekili olarak Ecevit'in Başkan Vekili olarak çok önemli görevler yaptılar. Daha sonra Hasan Fehmi Güneş'in işte Cumhuriyet Sanatörlüğü devam ederken 1978'de Kahramanmaraş olayları çıktı. Kahramanmaraş olaylarında maalesef Alevi yurttaşlarımıza büyük bir katliam, bir büyük zulüm uygulandı. O günkü hükümetin Ecevit Başkanlığındaki CHP Yamalı Bohça Hükümeti diye bilinir o hükümet. Hükümetin İçişleri Bakanı Allah rahmet eylesin İrfan Özaydınlı Paşa İçişleri Bakanlığından istifa etti. İçişleri Bakanlığından istifa edince Sanato Grup Başkan Vekili Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı oldu. Bizim GV'de Ali Rıza Kaya, Ali Kaya diye bildiğimiz Ali abi de işte onun danışmanlığına gitti. 78 senesi bu. 78 senesinde işte liseyi bitirmişiz ama üniversite sınavında istediğim yere girememişim. Spor akademileri yeni açılıyor. Ondan sonra dedim ya bir spor akademisine gideyim. Gittim babama dedim böyle böyle. Dedi ki kazandığın yere git. Kazandığım yerde Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulu. 3 yıllık bir okul. Ben dedim oraya gitmek istemiyorum. Ben spor akademisine gideyim. Git ne istiyorsan yap dedi. Gittim ben Ali Kaya'yı buldum. Ali Kaya beni Sayın Bakan'ın makamına çıkardı. Sayın Bakan dinledi beni. Çok severdi beni. Allah gani gani rahmet eylesin. Dinledi beni. Çağırdı şeyi, özel kalemini. Dedi ki yeğenime dedi bir mektup yaz. Yüksel Çakmur Gençlik ve Spor Bakanı, o kurulan spor akademileri de ona bağlı. Yüksel Bey'e gönderin dedi. Yazdı bir mektup, hala saklarım o mektubu. Aldım mektubu, işte yeğenimi spor akademisine kaydet. Benim sporla alakam yok bilmem. Gittim Yüksel Çakmur'un makamında bekliyorum, gireceğim içeriye. Kapıda bir tane yaşlı bir amca, yanında da bir genç çocuk. Bana laf attılar dedi. Hayırdır genç arkadaş filan dedim ya böyle böyle. Ya dedi bizimki dedi güreşçi dedi. O beceremiyor da dedi sen dedi torpille nasıl olacak bu iş? Biz de dedi partiliyiz filan. Dedim ki amca ben şimdi söylüyorum özel kaleme. Hasan Fehmi Güneş bunu gönderdi. Senin çocuğun girsin dedim. Oradan eyvallah çektim geldim. Ama mektubu saklıyorum hala.
Yani içeriye girmedim. Yüksel Çakmur'la bu konuda muhatap olmadım. Benim yani Adapazarı'nda seçim atmosferinde yaşadığımız çok anı var. İşte bakanlık makamında yaşadığımız çok anı var. Esas anılarım şeyde, 1980 ihtilalinden sonra senatörlük bitti. Parlamenterlik yok. Ankara'da, Kızılay'da, Karanfil Sokak'ta bir büro tuttu. O da avukatlığa başladı. İşte ben İzmir'den sık sık gidip gelip o Karanfil Sokak'taki büroya, hatta pek çoğunda da Hayrettin abiye de denk gelmişimdir. Orada karşılaşırdık. Fehmi abiyi dinlerdik. Bazen ufak tefek işleri olurdu vatandaşın. Bakanlık yaptığı için, çevresi geniş olduğu için şey yapardı, arardı bürokratları, işleri gördürürdük. Yani çok güzel anılarımız oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Fehmi abi en son ticaret borsasında genel sekreterken davet ettim. Borsa meclis toplantısına. Taraklı'dan Kaynarca'ya, işte Kocaeli'den Sapanca'ya kadar bütün ilçelerimizi analiz eden bir rapor hazırladım. Ciddi bir rapor. Hem kendisine sundum, hem meclisimize sundum. Sakarya için deprem atmosferinden çıkmış, bitmiş, harap olmuş Sakarya için neler yapılabileceğini, bir siyasetçi olarak onun da ne gibi katkıları olabileceğini o raporda hepsini sundum. Çok nefis bir anlatım, nefis bir konuşma yaptı. Meclisin de takdirini aldı o zaman. Borsa meclisimizde bulunan 21 kişi pür dikkat dinlediler. Basına da tabii o toplantının sonuçlarından bir takım şeyler intikal etti. Çok anılarımız var, çok, çok. Mesela şeyi söyleyeyim, burada pek girmek de istemiyorum ama özel yaşamı nedeniyle özel bir olaydan dolayı bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Kendi ağzından Sapanca'da dinledik yemek yerken. Rahmetli Cemal abi o zaman il başkanı, bakanlıktan yeni düşmüş, Sapanca'ya geldi. Sapanca'da işte bir seçim çalışması yaptık. İki oğlu, birisi öldü Allah rahmet etsin, iki oğlu yanında. Biz de 3-4 kişiyiz. Bu konuya girdi. Aynur Aydan konusuna girdi. Ecevit çağırmış. Halbuki yani öyle çok abes bir olay vuku bulmamış. Ecevit çağırmış. Aynur Aydan diye bir bayanı tanıyor musunuz? Evet efendim demiş. İstifanız kabul edildi, çıkabilirsiniz demiş Ecevit. Bunu da direkt kendi ağzından dinledim. Çok enteresan. Yani bizim insanlarımızın, siyasetçilerimizin topluma bakışı, namusluluğu, siyasete olan saygınlığın artması için vermiş olduğu çabalara çok güzel bir örnektir bu. Yani bugün ne rezaletler oluyor? Hiç kimse kimseyi çağırmıyor. Hiç kimse kimsenin istifasını filan istemiyor. Sadece ve sadece bir kadının evinin zilini çalarken hafta sonu gazetesi fotoğrafladı diye bak. Zil çalınıyor. İçeriye ne amaçla girildiği filan hiç kimse bilemez kimsenin niyetini. Zil çalarken çekilmiş bir fotoğrafta hafta sonu gazetesi bunu hovardalık olarak değerlendirdi, manşet yaptı. Ecevit çağırdı. Çok da başarılı bir İçişleri Bakanı'ydı. Yani silah kaçakçılarıyla vermiş olduğu mücadele, o Mısır Büyükelçiliği'nin basıldığında teröristlerle yapmış olduğu birebir silah attı. Yani oturduğu İçişleri Bakanı olarak teröristlere birebir silah attı. Onları teslim almak için verdiği mücadele unutulmaz. Bir zile bastığı, o zile bastığınız kadını tanıyor musun diye sordu. Evet tanıyorum efendim deyince istifanız kabul edilmiştir. İstifa etmeyen bir adamı hükümetten düşürdü. Yerine de Allah rahmet eylesin gene çok iyi bir parti büyüğümüz Necdet Uğur geldi. Harika şeyler yaptılar. Çok güzel anılarımız vardır Fehmi abiyle. Çok isim var Kamil abi. Satıralarında evet. Bahsettin Hayrettin Uysal, Raşit Abasıyanık, evet. Cemal Sakarya. Evet. Bahsettin ama bunlara eklemek istediğim şey var mı yoksa? Yani şimdi şöyle, Hayrettin abinin de bize emeği çoktur. Hayrettin abi çok gençken 35 yaşında 1965 seçimlerinde, ki o zaman biz çocuktuk, ben politikayla falan hiç alakam yoktu. İlkokula bile yeni başlamıştım diyeyim. Hayrettin abi gelmiş 65 seçimlerinde
buradan milletvekili olmuş. O milletvekilliğini 4 dönem devam ettirmiş. Ondan sonra bu 4 dönemin içerisinde çok kısa süreli de olsa Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği yaptı. Artı Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldığında parti merkez yürütme kurulu üyesi ve genel sekreter yardımcısı olduğu için en yaşlı üye olarak 1992 9 Eylül'ündeki kurultayı açan konumda bir pozisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine açma onurunu yaşamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o açılış kurultayından sonra parti meclisine girmiş ve o parti meclisinde Deniz Baykal genel başkan olduğunda Deniz Baykal'ın genel başkan yardımcısı olmuş. Rahmetli Fehmi abi de ikisi birden genel başkan yardımcısı olarak CHP'nin açılışında görev almışlar. Hayrettin abiyle de çok anılarımız var. Hayrettin abi, biz bir dört ortak bir dershane açtık. Hiç unutmuyorum. Bu Platinhan'da Serbim diye. Uğraşıyoruz. Şey alacağız, ruhsat alacağız. Bir türlü alamıyoruz. Avni Akyol, Milli Eğitim Bakanı. Ondan sonra ANAP'ın. Hayrettin abi geldi. Dedik ya böyle böyle bir problemimiz var. Hemen oradan o zaman çevirmeli telefonlarımız, sabit telefonlar. Aradı bakanlık özel kalemini. Ben işte Hayrettin Uysal dedi. Bana Sayın Bakanı bağlar mısınız dedi. Bağlattırdı. Telefonuna çıktı Avni Bey. Biz tabii şey yapmıyoruz da. Avni nasılsın dedi. Ondan sonra konuştu bari dedi. Bak Adapazarı'nda benim yeğenlerim süper bir bilgisayar ve yabancı dil kursu açtılar. Bunun ruhsatı gelmiyor. Bunun ruhsatını istiyorum senden dedi. Vallahi bir haftada geldi ruhsat. Yani böyle de özel de anılarımız var. Çok güzel günler yaşadık. Çok değerli günler yaşadık. 1991 milletvekili seçimlerinde ben ömrümde ilk defa bir yere aday oldum. Onlarla beraber ön seçim yarışmasına girdim. İşte Hayrettin abi bütün ilçelerden gelen oylarla birinci sırayı aldı. Ben Sakarya merkez ilçesi olan Adapazarı, o zaman Arifiye, Erenler, Serdivan, Söğütlü, Ferezi de Adapazarı'na bağlı. Adapazarı ilçesinden birinci oldum ama genelde diğer ilçelerden gelen oylarla beşinci sırada yer bulabildim. Hayrettin abi birinci sırada, işte o bir, ben beş. O seçim kampanyasında, 91 seçim kampanyasını da öyle ikimiz de aday olarak geçirdik. Hatta Çatalköprü'ye çağırdı beni. Benim kayınvalidem oralıdır. Dedi ki bak buradan dedi, senin kayınçoların seni istiyor, gel bir konuşma yap. Dikmen Yaylası'na çıkardı beni. Gel dedi bak burada asker arkadaşım varmış dedi, burada konuşma yap. Çok yerleri gezdik, fındık bahçelerini gezdik, evlere girdik, kuru fasulyeyi kaynattırdı, neler yapmadı, ne güzel. Siyasetin namusluluğunu, çalışkanlığını, her şeyini Hayrettin abi gibi adamlardan öğrendik. Hayrettin abi çok fazlaydı. Yani çok değerli, çok fazla, bilgili, hitabeti, belagatı, güçlü. Ondan sonra ne hangi köye gidersek gidelim, hemen ayağa kalkarlardı. Hayrettin abi Allah senden razı olsun, bu köyün suyunu sen getirdin, imam kadrosunu sen verdin, öğretmenini sen yolladın, direkleri, elektrik direklerini sen diktin, bu köye şunu yaptın, bunu yaptın. Ben bizzat hem görerek hem duyarak tanık oldum bu olaylara. Onun için onlardan Allah razı olsun. Onların yanında böyle bir şeyler öğrenmek de bana çok böyle yani büyük mutluluk veriyor. Bir de nimet. Yani bunu her kula nasip olmayacak nimetler bunlar. Çok isim var abi. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak bir de Ünal Ozan'dan bahsedelim. Evet. Ünal abi işte konuşmanın bir yerinde de geçti. 73 seçimlerinde Adapazarı Belediye Meclisi'ne seçildi. Adapazarı Belediye Meclisi'nde babamla beraber meclis üyesi olarak görev yaptılar. Babam o zaman DİSK'in yürütme kurulu üyesiydi. Rahmetli Kemal Türklerle beraber 5 kişiden biriydi. İşte 74'te kurulan hükümette başbakan yardımcısı olan çok sevdiğimiz babamız, Allah rahmet etsin, Orhan Eyüboğlu ile çok samimiydi, yakındı. Trabzonluluktan dolayı, Trabzon kökenli olmasından dolayı. Ünal Bey'i sık sık şeyin yanına götürürdü. Orhan Eyüboğlu'nun yanına. Yani o siyasete ısıtma, siyasete sokma gibi bir takım katkıları olmuştur babama. Daha sonra Ünal abi 75'te biz
kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı Meziyet Hanım'ı Adalet Parti meclis üyeleriyle birleşti bizim meclis üyelerimiz, düşürdük. Düşünce ara seçim kararı alındı Sakarya'da. Ara seçim kararı alınınca belediye meclisi düşen belediye başkanının yerine bir başkan vekili seçmek istedi ve seçti de, o da Ünal Ozan'dı. 75 ara seçimlerinde 6,5-7 aya yakın şey oldu. Belediye başkan vekili olarak Adapazarı'na inanılmaz hizmetler verdi ama o hizmetlerinde mimarı, hamisi o dönem İzmit Belediye Başkanı olan, biraz bir ay önce bir cenazede karşılaştık, Allah uzun ömür versin, Erol Köse abimdi. Efsane bir belediye başkanıydı. Ünal Bey çok gençti. O oradan gelip Adapazarı'nın, Sakaryalı'dır aynı zamanda, bizim Turnalı Köyü'nden, Kaynarca'dan, ona büyük destekler verdi. Asfaltla Behçet abi tanıştırdı Adapazarı'nın içini. Asfalt Behçet namını aldı. Ama beton yollarla, mahalle aralarında beton yollarla da Ünal Ozan'ın o ara belediye başkanlığı döneminde tanıştı Adapazarı. Ünal abiyle SODEP'in kurultayına onun arabasıyla gittik. Aynı otelde, aynı odada yattık, kalktık. O SODEP kurultayındaki o resim de var. Hatta Allah rahmet etsin, Raşit abi il başkanı olarak, Sıtkı Sivri o zaman Harbi Sendikası Şube Başkanı olarak kurultay delegesiydi. Onlarla beraber ve en son 89 seçimlerinde Ünal Ozan'ın adaylığını destekleyen, ön seçimde ona katkı veren ekibin içerisinde bulundum. Allah rahmet etsin. Aydoğan Sezer, ki yıllarca hep karşı karşıya politika yapmışlardır. Ama o seçimde buluştuk, ettik. Adapazarı'nda belediyeyi Ünal Ozan'la kazanırız kararını verdikten sonra. Biz de genç o zaman, 27-28 yaşında insan olarak Ünal Bey'in peşinde ön seçimi önce hallettik. Daha sonra da genel seçimde belediye alındı. Büyük bir farkla belediye meclisi alındı. İşte davet etti bizi, belediye başkan yardımcısı yaptı. Çok yakın. Ben işte eşimle daha nişanlanmadan önce, nişan yüzüğümü de Ünal abi takmıştır. Gelip kızı istemesinde vesaire de bulunmuştur. Yüzüğü o takmıştır. Nişanlanmadan önce eşim Cebeci'de çadır işte turizmi yapıldığı dönemde, onların da çadırı vardı. Ben Kerpe'de Ünal abinin evinin altında, Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın, Necla abla bana bir oda ayırdı. Temizliğini yapardı, beni yedirir, içirir, giydirirdi. Orada yatardım. Ondan sonra ertesi sabah kalkar gider Cebeci'de işte eşimi görmeye giderdim filan. Yani Ünal abiyle biz bir aile gibiyiz. Tabii anlaşamadığımız çok konular oldu. Birbirimizi kırdık, dargın ayrıldık ama Ünal abi için en son babamın söylediği sözü söyleyeceğim. Oğlum sen onunla kırgın olabilirsin ama Ünal benim arkadaşım, ona kıydırttırmam sana. Sakın, sakın bana sürekli, yani kaba kuvvet bile kullandığı olmuştur Ünal Bey için. Ünal Bey o kadar çok severdi. 77 seçimlerinde de o da öldü. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir il başkanımızdı Kemal Abuç Akyazılı. 77 seçimlerinde, ön seçimlerinde de babamın ve ekibinin sloganı Cemal Kemal Ünal üçlüsüne. Üç kişiye işaret yapılıyordu ön seçimde. Bu üç kişiye oy vereceksiniz. Üçü de kazanamadı ama Kemal abi üçüncü sıraya gelmişti. Öbürleri liste dışı kalmıştı. Birbirleriyle iyi şakalaşırlardı, iyi rakiptiler ama çok can arkadaştılar. Yani onların dostluğu, onların ne bileyim kardeşliği böyle tarif edilmez ancak yaşanır. Tabii Ünal abi Adapazarı'na verdikleriyle, işte ailesinin birikimini harcadıklarıyla anılıyor. Çok da hak ediyor o anmayı. Herkes söylüyor. Partili partisiz. Herkes Ünal Bey'in bu Adapazarı'na yaptığını, efsane bir belediye başkanı olduğunu, harikalar yarattığını. İşte yani bir mandıra kurup sütün dökülmesini önlemiş. Süt sokağa dökülürdü Mayıs ayından sonra. Para etmezdi. Sokağa dökülen bir şeyi paralı hale getirdi. İkide bir greve çıkan fırın işverenlerinin halkı ekmeksiz bırakmaması için 3 tane ekmek fabrikası yapmış.
Almanya'dan yargılanma pahasına 85 tane otobüs getirmiş. Bütün köylerimize, büyükşehir kanunu yok. Bütün köylerimize ulaşımı sağlayacak ağı kurmuş, sistemi kurmuş. Yaratıcı belediyeye başkanlığı. İşte bu şimdi et balık kurumu sıra oluyor önünde et satışı için. Bunlar yeni değil ki. Bizim o dönemde de Ünal abi 77'de Atatürk Parkı'nın içindeki büfeye otururdu. Et balık kurumundan aldığı kıymayı Ramazan öncesi bizzat eliyle halka maliyet fiyatına satardı. İşte pirinciydi bilmem neydi. Yağ kıtlığı çektik doğru. Adalet Partililer o dönemde yağları saklıyordu. Maraşoğlu yağ fabrikasının içi yağ dolu. Adapazarı'nda yağ yok. Bir gün bize Ahmet Tolon diye bir arkadaşımız vardı. Allah uzun ömür versin, kulakları çınlasın. Dedi ki size görev veriyorum. Gideceksiniz Camiliköy muhtarı Sagıp Bahadur'un samanlığında 30 ton yağ varmış. Bunu alıp geleceksiniz dedi. Bize bir kamyon verdi. 2 tane hamal verdi. Gittik. Yanımıza bir de zabıta verdi. Gittik. Samanlığa girdik. Samanların altında 30 ton yağ bulduk. Aldık. Bulvarda bedava dağıttık. Yani çok güzel anılarımız, çok önemli anılarımız. İşte o grev, fırın grevlerinde özellikle pazar yerindeki fırın merkezde olduğu için orada bulunurduk. Ellerimiz yanardı. Allah rahmet eylesin. Yusuf Sarı'yı fırın müdürü yaptı. Yusuf Sarı dahil en az 15-20 tane gençlik kollarından insan, insanımıza ekmek yetiştirmek için can atarak böyle ellerimiz yanma pahasına işler yaptık ama başımızda komutan yerini devamlı alıyordu. Hiçbir zaman bırakmıyordu. İşte bu şeyde Atatürk Çay Bahçesi'nde o zaman akademi 2 bölüm, inşaat ve makine mühendisliği bölümleri. Orada okuyan öğrenciler, dışarıdan gelen öğrenci yakınlarına fırınlarımızda ürettiğimiz poğaçalarla, işte süthanede ürettiğimiz peynirlerle bedava misafirlerimize kahvaltı ikramları vesaire vesaire. Anlatılmaz yani. Gerçekten yaşanması gereken şeyler. Belediyeciliği Türkiye'ye 73-77 Cumhuriyet dönemleri Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları öğretmiştir. Ondan önce de belediyecilik yoktu. Ondan sonra şu anda yaşadığımız dönemlerde de o dönemin belediyeciliği asla ve asla yok. Yani bir Vedat Dalokay'ımızı, bir Ahmet İsvan'ımızı, bir Ali Dinçer'imizi, bir İhsan Alyanak'ımızı unutmak mümkün değil. İhsan Alyanak Tansaç diye bir marka yarattı. Gelenler, sağ siyasetçiler Migros'a sattılar. Dünyanın parasını o Tansaç'ı. Ege bölgesinin bütün tanzim satışlarını İzmir Belediyesi, o zaman Büyükşehir'de İzmir Belediyesi İhsan Alyanak domine ediyordu. Bizimkiler de onlarla işte burada iktisadi işletmeyle vesaire. Bugünkü Belpaşı süt 54 bilmem et 54 şu bu diyorlar. Belpaşı kuran altında imzası olan Sayın Ünal Ozan'dır. Sayın Ünal Ozan o kadar ileri görüşlü birisi ki bugünleri bile görmüş. Böyle bir şirkete Sakarya'nın ihtiyacı olduğunu görmüş. Büyükşehir kanunu yokken vesaire vesaire onları böyle küllerinden çıkarmış. Olmayan bir şeyden bir şeyler üretmiş. Üreterek belediyecilik yapmış. Tüketerek değil. Geldiğimizde biz şehrimizin su iletim boruları asbestliydi. Sakarya'da, Türkiye'de kanser çok da Sakarya'da kanserin çok olmasının sebebi içme suyumuzun şehir içinde asbestli borular içerisinden geçmesidir. En büyük nedeni. Herkesle tartışabiliriz. Geldik onları bulvarda sergiledik. Bulvarda sergilediğimiz o boruları değiştirdik. Yerine insan hayatını, sağlığını tehlikeye atmayacak borular döşemeye başladık. İşte son seçimlerden sonra yeni kapıya arabalar dizdi şey. Ne diyorlar ona? İmamoğlu. Biz onu 89'da da 77'de de yaptık. Makam arabası saltanatından geçilmiyordu Adapazarı Belediyesi. Ünal abi onları da bulvara dizdi. İnsanlara dedi ki yok dedi. Makam arabasına bir belediye başkanı biner. Başka bir şey yok. Hizmet aracı olur. Hizmet aracının dışında hiçbir araca yol vermedi, yön vermedi. Böyle bir belediyecilik anlayışı içerisinde kendimizi yetiştirdik çocuk yaşlardan beri. Tabii ki şehrimize katacağımız çok şeyler var ama o makamlar nasip meselesi. Olur, olmaz, yapılır, yapılmaz.
Bir sefer denedik, olmadı. Ama bundan sonra başka gençlerimizin olması için, bu anlayışla bir şeyler yapabilmesi için, Adapazarı'nı, Sakarya'yı uçurabilmesi için her türlü elimizden gelen çabayı sarf etmek zorunluluğumuz var diye hissediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sana teşekkür ediyorum, ekibinize teşekkür ediyorum. En içten bizleri izleyenlere saygılar sunuyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz abi. Evet. Programımıza katıldığın için. Evet. Evet, Bir Kitabın Ortasından programının da sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz şehrimizin siyasi, ticari, kültürel hayatının önemli simalarından Sayın Kamil Özkan'dı. Önümüzdeki hafta Allah nasip kısmet ederse başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası sundu.